Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Umarım herkes iyidir. Hepinize başarılar diliyorum. Bugünkü videom gördüğünüz gibi semiz otu ile ilgili olacak. Bunun bakımı ve hatta yetiştirilmesi, sulanması hakkında kısa ve öz bilgiler vereceğim. Umarım faydalı bulursunuz. Şimdi kısa bir araştırma yaptım semiz otu hakkında. Biliyorsunuz bu... Çok faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle çiğ olarak salatalarda ben çok tüketiyorum. Çünkü çok faydalı, ayrıca çok lezzetli. Cacıklarda da kullanılıyor biliyorsunuz. Yetiştirilmesi çok çok kolay. Ben hiç büyük zahmet ve emek, zaman harcamadan bunları kendiliğinden yetiştirdim ve anlatacağım. Çok pratik. Biliyorsunuz balıklarda olan omega 3 sadece pirpirimlerde, balıkta ve bunda bulunuyor. Oldukça fazla bulunuyor bunda. Onun için bolca bundan tüketirsek, semiz otu tüketirsek sağlığımız adına da bir iyilik yapmış oluruz. Şimdi bu videomda size balkonda pratik şekilde nasıl yetiştireceğimizi anlatmak istiyorum. Bu vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin. Tam bir antioksidan kaynağı ve kansızlığa da iyi geliyor. Toprak yönünden bu bitkimiz hiç seçici değil. Bakın toprağı ne kadar sert. Bir bahçe toprağı. Çok havasız. Ama ben bunları budadığım halde, bakın şuradan kesmişim, budamışım. Tekrar yanlardan veriyor. Şimdi ben bunu nasıl yetiştirdim arkadaşlar? Kısaca bunu size anlatmak istiyorum. Marketlerde ve semiz otu aldığımız yerlerde semiz otunu yıkamıştım ve suyunu dökmedim. Geldim böyle bir saksıya boşalttım suyunu. Daha sonra kısa bir sürede fark ettim ki böyle semiz otları kendiliğinden çıkmış ve belirmiş. Bakın size örnek olarak gösterebilirim. Nasıl semiz otları çıkmış kendiliğinden. Bunlar henüz küçükler. Kendiliğinden bu şekilde her yerden, bütün saksılardan çıkıyorlar. Kestikçe tekrar çoğalıyorlar, gürleşiyorlar. Evet. İsterseniz de tohumlarını biriktirebilirsiniz. Bakın bu şekilde küçük küçük siyah tohumları var. Bu şekilde de toprağı boşaltmanız yeterli. Şimdi bunların tohumları açılıyor belli bir süre eğer kesmezseniz. Tohumları böyle kapsül şekilde en üstte oluyor. Belli bir zaman eğer budamazsanız zamanla bu tohumlar tekrar toprağa dökülüyor. Ve kısa bir süre sonra hatta seneye dahi bu semiz otları çıkıyor. Benimkiler böyle. Ben geçen hiçbir zaman semiz otunu yıkadığımda suyunu dökmüyorum. Geliyorum direkt çiçeklere döküyorum. Bu şekilde balkonumda oldukça fazla semiz otu var. Evet, şimdi nasıl eğer pazardan veya marketten aldıysanız ve köklü olarak da dikebilirsiniz. Size göstermek istiyorum. Bir kaşık yardımıyla. Bakın toprağı ne kadar sert ama hala güzel gelişim gösteriyorlar. Bazen dışarıdan aldığımızda böyle kısa kökler oluyor. Bunu da bu şekilde toprağa dikerseniz böyle de geliştirebilirsiniz. Eğer böyle de olmuyorsa daha önce gösterdiğim gibi tohum yöntemiyle de olabiliyor. Evet. Semiz otu böyle arkadaşlar. Bol bol tüketmeliyiz. Ayrıca saksı olarak da size tavsiyem. Bakın görün bu salça bir konserve tenekesiydi. Bunda bahçe bitkilerimiz oldukça güzel gelişim gösteriyorlar. Plastikten ise böyle metal bir saksıya dikmenizi tavsiye ederim. Saksı değil aslında, bir teneke kutusuna. Çünkü zamanla bu teneke kutusu paslandığı için demir, o çiçeklerin demir ihtiyacını bu pas yöntemiyle karşılayabiliyoruz. Evet, bir şey daha belirtmek istiyorum. Bakın. Domates fidelerim var. Bunu da daha önce domatesi çekirdek olarak almıştım. Toprağa bırakmıştım. Ve bu şekilde geliştiler. Çiçek açtılar. Çok yakında sebzesini verecek. Bunun hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Nasıl sulanması gerekiyor. Bunu çok rahatlıkla evde, balkonda yetiştirebilirsiniz. Bunun için güzel bir toprak karışımı anlatmak istiyorum. Nasıl yapacağımı. Nasıl güzel gelişim sağlayacağına. Bakın bu da bir bahçe toprağı. Şimdi buna bakmamız için bu şekilde geldikten sonra bir destek yapmamız gerekiyor bunlara böyle. Bu şekilde. Ve
bağlamamız gerekiyor ki böyle destek alsın domates fidelerimiz. Bu bir cherry domatesti. Çok güzel, lezzetli olduğu için tekrar ben de yetiştirmek istedim. Çekirdeğinden aldım, toprağa diktim. Bir kısım çekirdeklerini de sakladım. Şimdi güzel bir toprak karışımı yapacağım size. Bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Biraz görmüş olduğunuz, şöyle ağzını açalım. Gübremiz var arkadaşlar. Ne gübresi derseniz, bu tamamen yanmış, kurumuş kuş gübresi. Bu çok güzel oluyor. Çok güzel destekleyici. Gürültü için özür diliyorum arkadaşlar. Balkondan içeri aldım bunları, taşıdım. Gürültü olmasın diye. Ama hala gördüğünüz gibi çok fazla ses var. Evet, şimdi biraz kum, kırmızı toprak ve tork karışımımız var. Böyle güzelce toprağımızı karıştırıyoruz. Eğer böyle sert olan bölümler varsa elimizle eziyoruz. Güzelce karıştırıyoruz toprağımızı. Havalandırıyoruz ve şimdi bu daha önce gösterdiğim domates fidelerimizi ayırtmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla kök bir arada ve o şekilde sağlıklı bir gelişim göstermezler. Böyle sert olan toprakları ayırtırsak daha iyi olacak. Arkadaşlar, yeni bir bitki dikmeden önce lütfen eğer saksınızda toprak varsa onu boşaltıp havalandırıp, böyle eğer sertleşmiş bölümler varsa, taşlar gibi veya toprak gibi, bunu elinizle ufaltmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çiçekleriniz ve bitkileriniz çok çok daha güzel gelişim gösterecektir. Çok fazla gübre kesinlikle koymuyoruz. Çiçeğimizin yanmasına sebep olur. Sulaması nasıl olacak derseniz, şimdi yaz, malum yaz ayındayız. Hava çok sıcak. Hala 38-39 derecelerde. Ben yaklaşık her gün su veriyorum çiçeklere. Bu toprak tork var. Bahçe toprağı, kum ve biraz da torf var. Şimdi biraz daha boşaltacağım çünkü yeterli değil. Ve domates fidesini nasıl ayırtacağımı, bakın torf, nasıl ayırtacağımı size göstermek istiyorum. Güzelce bakın havalandırıyorum toprağımı. Eziyorum sertleşmiş bölümlerini. Hatta ben çoğu zaman, hatta her zaman toprağımı mutlaka güneşlendiriyorum. Ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Havalandı. Elimle yaptım. Bu şekilde. Evet. Şimdi bu güzel oldu. Hazır. Saksıya boşaltacağım biraz biraz. Ardından domates fidemizi ayırtacağım. Bunun dibinde kalmış. Onu da havalandırıyorum. Eğer evinizde taş varsa saksının en dibine taş da koyabiliriz. Daha iyi bir drenaj olması için. Ama saksıların altının mutlaka delik olmasına özen gösterin. Ve unutmayın ki hiçbir zaman için hangi çiçeğiniz, hangi ağacınız olursa aşırı sulamadan mutlaka kaçınmalıyız. Çünkü bu kök çiçeklerin, bitkilerimizin, ağaçlarımızın kök gelişimi için iyi değil. İyi olmuyor. Evet, böyle boşaltıyorum. Balkon işlerini evin içinde yapmak zorunda kaldım. Evet. O domates fidelerim de metal saksıda. Teneke, pardon. Evet, bu kadar şu an için yeterli. Şöyle güzelce elimle yaydıktan sonra bu büyük tenekeden şimdi bir fidemizi alacağım, ayırtacağım ve kısa sürede bunun nasıl geliştiğini size daha sonra anlatacağım, göstereceğim. Şimdi bakın, bir yerde tam kaç tane kök olmuş? Bir, yavrular da var. Yani çok fazla, 4-5, nereden baksan 6-7 tane fide var. Bunlar bu şekilde, yani bu şekilde olmasına rağmen çiçek açmış. Çok yakında şeyini verecektir, domatesini verecektir yeşil olarak. Bunun böyle olmasına rağmen hala güzel gelişim göstermiş. Bunları şimdi iplikle bağlayacağım, destekleyeceğim. Ama ilk önce birkaçını seyretmemiz gerekiyor. Ben sadece tohum olarak çimlendirdim, diktim. Ondan sonra da ayırtmadım. Biraz geç kalmış olabilir mevsim olarak. Ama bu işlemi yapmam gerekiyor. Şimdi
Metal fazla da köküne zarar vermememiz gerekiyor. Çünkü yaz ayındayız, çabuk solar, tutmama ihtimali var. Evet, çok fazla kökümüz sarsmadan alıyorum. Hatta toprağıyla birlikte, evet, böyle alıyorum ve direkt dikiyorum yine domates fidemize. Evet. Tekrar devam ediyorum. Az kaldı. Üstünü çok fazla tamamlamasak da olur. Biraz bitkinin de hava almaya ihtiyacı oluyor. Hafif şöyle kısa, çok sert baskılayıcı dokunuşlar yapmıyoruz. Ardından bir destekleyici alıyorum. Ve işlemimiz tamamlanmıştır. İpliğimiz vardı. İplikle bağlayacağım. Cam suyu verdikten sonra gölgeli bir yere koyacağım. Kesinlikle güneşe koymayacağım. Çünkü bu kökünden oynattık. Henüz biraz toparlanması için zamana ihtiyacı var. Bu şekilde benim biber fidelerim de var. Bu şekilde tohumdan yetiştirdiğim, sepsesini çok beğendiğim biber ve domates fidelerim var balkonda. Nanelerim var. Bu şekilde çok güzel oldu. Biraz daha toprak olabilir. Az bir şey. Hiçbir zaman toprağın saksıyı geçmemesi veya aynı hizada olmaması gerekiyor. Çünkü aşırı bir sulama yapılsa veya suyu biraz hızlı versek taşar. Ve bu bitkinin kök sistemi için iyi olmaz. Ardından cam suyunu bolca veriyoruz. Bitkinin tamamen suya doymasını bekliyoruz. Ve işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Umarım bugünkü videomu yararlı bulursunuz. Beğenirsiniz. Beni desteklediğiniz için herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler.